Çin'in 220 milyar dolarlık altyapı yatırımı ve Fed yetkililerinin ekonomide yumuşak inişin baz senaryo olduğunu vurgulayan açıklamalarıyla hisse ve emtia piyasalarında %2 ila %5 aralığında değişen sert bir yükselişle perşembe gününü kapattık. Yükselişin kalıcı olduğuna ikna olmamız için S&P 500'ün 4000 ila 4100 bandını hacimli olarak geçmesi gerekiyor. Temel nedenlerin tetiklediği açık kapat emirlerden kaynaklanan sert alış dalgasında enerji, demir-çelik, otomotiv ve bankalar gibi son dönemde çok dayak yiyen hisseler öncü konumdaydı. Havacılık hisseleri Avrupa'da güçlüyken Amerika'da geride kaldı. Borsa İstanbul dünya borsalarındaki yükselişe sınırlı oranda katılıyor. Türk Lirası ve Türkiye Euro tahvillerinde devam eden satışlar piyasayı baskılıyor. Banka, enerji ve gayrimenkul yatırım ortaklığı hisselerindeki alışlar sayesinde endeks %0.7 yükselişte 2420 direncinin hemen üzerinde kapandı. Altın Demirçelik, Migros, Koç Holding, Petkim ve Çöpraş negatif ayrıştı. Eski Japonya Başbakanı Abe'ye silahlı saldırı sonrası Amerika vadileri ve Asya borsalarında satışla güne başlıyoruz. Saat farkı nedeniyle güçlü Amerika yükselişine katılamayan Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 2410 ve 2435. Son günlerde aşırı dayak yiyen Erdemir, Kardemir ve Tüpraş bugün küresel hareketlere paralel pozitif ayrışabilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kredi sınırlamalarını sınırlı gevşetmesi sayesinde banka hisselerinde tepki alışı devam edebilir. Ancak son iki günde iyi haberin kısmen fiyatlandığını belirtelim. Bugün yurt içi haber akışında saat 10'da ödemeler dengesi ve piyasalar kapandıktan sonra fiç değerlemesi var. Yurt dışında ise tarım dışı istihdam verisi izlenecek. Beklenti 265 bin yeni istihdam yaratılması. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.